Evet, son haftamızda daha gelişmiş konular üzerine duracağız. Onlar hakkında bilgi vereceğiz. Ama siz bu konularda kendinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi öncelikle ANSI veya Unmanagement olarak çevrilen, güvenli olmayan, yönetilemeyen kod anlamına gelen bir kod üzerine duracağız. Özellikle pointer kullanmak istiyorsanız arkadaşlar bu konuyu bilmeniz gerekiyor. Tabii pointerları RepOut diye iki tane konu anlatmıştık. Onun üzerinden güvenli bir şekilde kullanabildiğinizi de unutmayın arkadaşlar. Yani illaki bunlara ihtiyacınız yok. Ama belleğe erişmeniz gerekiyorsa özellikle arkadaşlar o durumlarda kullanabilirsiniz ANSI kodları. Bu pointerların arkadaşlar kullanımına olanak sağlar. Bunu yapmamız için öncelikle Visual Studio'nun bir versiyonunu kullanıyorsak arkadaşlar orada projemizin Properties bölümü vardır. Genelde projenin üstüne gelip arkadaşlar sağ tuşa tıklayıp buradan Bold sekmesini seçersiniz. Seçtiğinizde şöyle bir ekran çıkar. Şu da arkadaşlar ANSI kodu Allow demek zorundasınız ki pointerları kullanın. Aksi takdirde arkadaşlar pointerları kullanmanıza izin vermiyor. Çünkü bunu bir güvenlik açığı olarak görüyor. Pointer deyince arkadaşlar, tabii bunu aslında C derslerinizde hep görüyorsunuz. Bizim bilgisayarda belleğimiz var. Bu bellekler biliyorsunuz belli bir adrese sahip. Ve bu adres arkadaşlar örneğin belli bir tabii integer değişken tanımladığımızı düşünelim. Örneğin arkadaşlar 4 bit olsun. Arkadaşlar 4 bit buraya yerleşiyor. 4 bitlik bir sayı. Şimdi bunu ulaşabilmek için arkadaşlar bunu başta biz integer olduğunu söylemeliyiz. Artı birinci adresten başladığını söylemeliyiz. İşte arkadaşlar biz buna pointer'la o değişkenin içeriğine ulaşma diyoruz. Tabi hocam biz bunu program modüllerinde kolay şekilde halledebiliyoruz. Örneğin ne diyoruz? Şurası için A değişken diyoruz. Integer diyoruz. Eşittir A dediğimizde evet arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz. Ama pointer'ın farkı şu. Adres üzerinden buraya ulaşıyorsunuz. Şimdi pointer nasıl tanımlanır? Ona bir bakalım. Öncelikle int yıldız diyerek dediğinizde P1, P2, P3 bu arkadaşlar C Sharp için pointer tanımlamada kullanılıyor. Bu arada arkadaşlar C'de bu şöyleydi. İnt diyordunuz. Değişkeninizin başına yıldız koyuyordunuz arkadaşlar. Yıldız P1, yıldız P2. Ama bu C Sharp'ta arkadaşlar geçersiz. C Sharp'ta şu şekilde tanımlama yapmanız gerekiyor. Şunu yapacağım. Bir var değişkenim var. Bakın. O varın arkadaşlar adres bilgisini alıyorum. Pointer'ımı atıyorum. Ardından data şu diyorum arkadaşlar. Ve adresi de bilinçli dönüşüm yaparak integer'a çeviriyorum. Ve adresi de şu diyor. Adresini bulduk. Ama dediğim gibi adresi bulmak için arkadaşlar ANSI koda geçmek zorundasınız. Aksi takdirde bu adresi arkadaşlar tespit edemezsiniz. Tabi arkadaşlar burada pointer star'da veriyi okumak için de bu arada şu da var. Main'ime ANSI demek de zorundayım arkadaşlar. Main'ime ANSI demek zorundayım. Ya hocam ben main'i değil sadece programda belli bir parçayı ANSI diyebilir miyim? Evet arkadaşlar ona da diyebilirsiniz. Şöyle ki örneğin şurada kullandığınız kodlar ANSI sadece arkadaşlar o bölümü ANSI yazıp bracket'larınızın arasına şu şekilde köşeli parantezlerinizin arasına ANSI kodlarınızı yazabilirsiniz. Var değişkeni. Bu ikincisi adres. Burada arkadaşlar p.toString yine dataya ulaşmak için kullanılıyor. Kullanabilirsiniz yani p.toString dediğinizde şu işareti kullandığınızda nokta değil arkadaşlar şu işaret. Direkt bunu toString'e çeviriyor veriyi. Burada arkadaşlar adresi ulaşıyoruz. Pointer içindeki değeri okumak için arkadaşlar p şu işaret toString'i kullanabilirsiniz. Şimdi çok bilinen ve genel bir örnektir. Gelin biz de bunu yapalım. Örneğimiz şu. Swap işlemi. Pointerları kullanarak swap nasıl yapabiliriz?
Arkadaşlar görüyorsunuz iki tane pointer alıyor. Ve unsafe modda arkadaşlar klasımız. Ve ardından da arkadaşlar geçici değişkene integer atıyor. Buradaki. Ondan sonra yer değiştiriyor. Ve tekrar temp'e alıyor. Bu slide arkadaşlar iki tane değişkenin adreslerini değiştirmiş oluyor. Hocam diyeceksiniz bu void fonksiyonu herhangi bir değer döndürmüyor. Evet döndürmüyor arkadaşlar. Döndürmesine de gerek yok zaten. Adres üzerine değişiklik yaptığınız için aynen main'e yaptığınız değişiklikler yansır arkadaşlar. Eğer bu fonksiyonu kullanırsanız. İşte unsafe kodun bir yararını görüyorsunuz şu anda. Hocam ben bunu ref'le halledebilirim diyenler olacaktır. Evet arkadaşlar ref'le daha güvenli şekilde veya out'la daha güvenli şekilde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ref out konusunda geçmiş haftalarda anlatmıştık arkadaşlar. Bakın burada ne yapmışım? X'ye iki tane adresini almışım arkadaşlar. Pointer adresler. Ardından demişim ki swap işlemi yap. X'ye'yi değiştir. X'ye arkadaşlar adreslere sahip. O yüzden değişiyor. Ekranda da arkadaşlar şuralarda bakın eski değerleri ve yeni değerleri değiştikten sonraki değerlerini göstermişim. Yine stateyim unsafe. Evet pointer konusu burada bu şekilde arkadaşlar. Ama şunu da unutmayın. Bakın buraya da yazmışım. Ref out arkadaşlar konularıyla de yapabileceğinizi unutmayın bu durumu. Şimdi gelelim pointerlarla veri dolaşma olayına. Bu genelde çok sık yapılır arkadaşlar. Yani çünkü biliyorsunuz bir array bir dizi sıralı şekildedir arkadaşlar. Sıralıdan kastım şu. Integer bir array tanımladınız mı? Belli bir sayıdan başlar. Tabii integer'ın belli bir büyüklüğü var. Arkadaşlar 1000, işte 1004, 1008, 1012 gider. Bu sayıda arkadaşlar siz 4 atla, 4 atla, 4 bit oku, 4 bit oku derseniz arkadaşlar çok rahat şekilde diziyi okuyabilirsiniz. Peki bunu okumak için ne yapacağız? Arkadaşlar şunu yapıyorum. Bakın öncelikle başlangıç adresini bulmalıyım. Git diyorum listin başlangıç adresini al. Arkadaşlar bunu da fixed diyorum. Başlangıç adresini arkadaşlar başlangıç pointer'ına oluşuyor. Ardından başlangıç bakın arkadaşlar başlangıca ulaştım ama daha okumaya başlamadım. Şu adrese kadar oku diyorum. Bunun için ne demeliyim arkadaşlar? İyi kadar. Ptr iyi arkadaşlar. İyi başlangıçta 0. Ptr iyi yaptığımda şu adresi arkadaşlar okumuş oluyorum. Bakın adres bilgisini. Value bilgisi de arkadaşlar şuradan yıldızla çekebilirsiniz. İyi bir arttırdım. Birinciyi. Bak burası 0'dı. Burası 1. Burası 2. Burası 3. Arkadaşlar bu şekilde de okuyabilme şansınız var. Burada önemli gördüğüm nokta şu C#'da fixed anahtar sözcüğüyle bu durum tanımlanıyor. Sabit pointerlara ihtiyaç duyuyorduk. C, C++ gibi dillerde de.